Evet yine yeni, yeni özgür Politika gazetesinde Fehim Işık bugünkü e, köşesinde gittikçe tırmanan Ukrayna krizini e, kaleme almış. Ukrayna krizinin düşündürdükleri başlığıyla e, yazıyı izliyoruz. Konuyla ilgili çok konuşan var. Demeçler ardı sıra geliyor. Ukrayna krizi neredeyse dünyanın en önemli gündem maddelerinden birine dönüşmüş durumda. Birçok uzman savaş kapıda yorumları yapıyor. ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kaçınılmaz olduğunu düşünürken, Rusya böyle bir saldırı olmayacağını söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ABD ile aynı fikirde değil. Oysa Rusya'nın bir işgale yönelmeyeceğini ve ülkesinde bir savaş halinin olmadığını açıklıyor. Tüm bu her cümerç içinde ABD Başkanı Joe Biden tarih bile verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily Horn Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Biden'ın Zelenski'ye Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var dediğini açıkladı. Zelenski'nin Ukrayna'da bir savaş hali olmadığı yönündeki açıklaması Horn'dan hemen sonra geldi. Ancak Zelenski'nin açıklamalarının krizden bu yana Ukrayna'da baş gösteren ekonomik dalgalanmanın önüne geçmek için yapıldığı çok belliydi. Bir diğer derdinin Rusya olduğu da açıklamalarından anlaşılıyordu. NATO ve Batı ile ilişkilerinden sunulan askeri destekten hoşnut olsa bile sonuçta başlaması muhtemel savaşta en büyük zararın Ukrayna'da yaşanacağını en iyi o bilir. Bu nedenle Rusya'yı da tedirgin etmek istemiyordu. Ukrayna krizi NATO ile Rusya arasında görünse bile esasen birçok kesimi etkileyecek bir potansiyel içeriyor. En çok da Türkiye bu krizden etkilenecektir. Orta Doğu'da ABD ile Rusya arasındaki çelişkilerden yararlanarak kendine alan açan, Rojava'da Afrin'den Serekani'ye geniş bir alanı işgal eden, Kürtlere dönük pervasız bir savaş başlatan Erdoğan rejimi, Ukrayna kriziyle birlikte iki güç arasında bir tercihte bulunmak, daha doğrusu üyesi olduğu NATO'nun çıkarlarına göre hareket etmek zorunda kalacak. Bu, Rusya'dan S-400 alarak NATO savunmasını zayıflatan, adımlar atan Erdoğan için kolay bir durum değil. NATO çıkarlarına uygun hareket etmesi, Putin'in gazabına uğramasını da beraberinde getirebilir ki, 15 Temmuz'dan bu yana Putin'in de desteğiyle iktidarda kalabilen biri için bu tablo en ihtimalle sonun başlangıcıdır. Öte yandan Ukrayna krizinin bir işgal ve ardından bloklar arası savaşa dönüşmesi Erdoğan rejiminin kirli hesaplarını da aşacak bir boyuta ulaşabilir. Ukrayna krizinin tarafları aynı zamanda Orta Doğu'daki krizin de tarafları ve savaş hiç kuşkusuz Suriye başta olmak üzere tüm Orta Doğu'ya yansıyacaktır. Bu olası Ukrayna Savaşı'nda felaketin kat be kat artması, savaşın Akdeniz'den Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Kafkasya'ya korkunç bir biçimde yayılması anlamına da gelebilir. Taraflar bunun farkında. Bu nedenle kolay kolay bloklar arası bir çatışmaya yönelmeyeceklerdir. Bunun yerine hakimiyet alanlarında yer alan devletler düzeyindeki vekiller üzerinden yıpratma savaşını sürdürmeyi yeğleyecekler. Esasen buna farkında olmayanlar kendine olduğundan büyük rol biçip dünya lideri olduğunu sanan şahısla onun etrafında kümelenenlerdir. Hala işin ciddiyetini fark etmemiş olacaklar ki Rusya ile ABD'nin başını çektiği bu krizde kendilerini arabulucu rolünde bile görebiliyorlar.